Merhaba, Binbir Kaydolu Yardım Videosu'na tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere formattan önce, özellikle formattan önce bakmanız gereken diskinizin GPT mi yoksa NBR mı olduğunu nasıl öğreneceğinizi anlatacağım. GPT nedir, NBR nedir, BIOS'ta bunların ayarları nasıl yapılır? Bütün hepsini tek bir videoda sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım. Yapmamız gereken ilk önce indir, kaydol, GPT. Hatta şöyle yapalım, GPT ve NBR yazalım, aratalım, düzeltelim. Bilgisayarım NBR mi, GTP mi, diske sahip? Niye buraya gidiyoruz? Buradan bir de kod alacağız çünkü, o yüzden gidiyoruz. Şimdi ben bu yazıda zaten size gerekli bütün bilgileri verdim ama bu videoyla da daha detaylı bir şekilde yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi NBR ve GPT aslında disk yapılandırmasında iki farklı yöntemdir. NBR eski bir yöntem, GPT daha yeni bir yöntem. İkisinin arasındaki fark ise şu: GPT bilgisayarınızın açılış hızını çok daha verimli hale getirir diyelim. Mesela bir SSD disk ve GPT diskle bilgisayarınız birkaç saniye içinde açılır. Hatırlarsınız işte ben mesela çok eskiden bir bilgisayar kullandığım için Windows 98 bir makine mesela 30 saniyede 40 saniyede zor açılırdı ki bu iyi performanslı bir bilgisayar için. Windows 2000 diye bir işletim sistemi vardı ki onun açılması 1,5-2 dakika bile sürerdi. Şimdi GPT ve NBR arasında dediğim gibi böyle bir fark var. Yoksa ikisi de aslında yaptığı şey tamamen diskinizin yapılandırması ile ilgili. Peki neden bunu format atmadan önce bilmemiz gerekiyor? Çünkü bir GPT diski NBR yapmak istiyorsanız mesela tüm C'nizi D'nizi silmek zorundasınız. Aynı şekilde NBR bir diski de GPT yapmak istiyorsanız C'nizi D'nizi her şeyi silmek zorundasınız. Format sırasında D'yi silmek istemiyorsanız o zaman bu başınızı ağrıtıyor. Aynı zamanda BIOS'ta GPT için bir ayar vardır. Onu seçmezseniz GPT ile format atamazsınız. Aynı şekilde BIOS'ta NBR için bir ayar vardır. Onu seçmezseniz NBR için de format atamazsınız. Peki bunlar nedir? BIOS'ta arkadaşlar genellikle boot kısmının altında UEFI ve Legacy diye, şurada görüyorsunuz, UEFI ve Legacy diye iki şey vardır. UEFI diskler GPT formatını destekler. Yani şöyle Rufus'ta yazarken GPT'yi seçersiniz. USB'yi yazarken o zaman BIOS'ta da UEFI'yi seçip çok rahatlıkla format atabilirsiniz. Peki NBR ise o zaman da yani daha doğrusu Legacy ise BIOS'ta o zaman da NBR'i seçiyorsunuz Rufus'ta yazarken. Bu sefer de BIOS'ta Legacy seçili olmak zorunda. Peki ne demek Legacy seçilimi? Legacy enabled yaptığınız zaman Legacy yani NBR'da format atabilirsiniz demek. UEFI enabled ise da GPT ile format atabilirsiniz demek. Kafamız karışmasın. Kısaca şu: BIOS UEFI, Rufus GPT. BIOS Legacy, Rufus NBR. Bu kadar basit aslında. Peki bilgisayarımızın GPT mi yoksa NBR mı, yani UEFI mi, Legacy mi olduğunu nasıl anlarız? Şunu yapıyoruz arkadaşlar: Disk Management MSC, buraya tıklıyoruz, bunu yapıştırıyoruz ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi Disk Management, disk yönetimi ekranı açıldı. Bunu isterseniz bilgisayarıma sağ tıklayıp yönetleyip oradaki disk yönetimine de gelebilirsiniz. Bu çok daha kolay bir komut. Tıklayıp direkt çalıştırabilirsiniz. Şimdi bakın şurada EFI yazıyor ya. EFI sistem bölümü aslında UEFI'nin bir uzantı şeyidir. Ne diyelim, bölümüdür. Ama ben emin olmak istiyorsam diskime sağ tıklıyorum. Burada disk 0 vardı. Disk mesela 1 varsa o harici diskinizdir. İkinci bir disktir. USB bile olabilir. Ama ben disk 0 temel yani C'min olduğu yere tıklıyorum. Özelliklerine geliyorum. Burada birimlere geldiğim zaman gördünüz mü? GPT yani GUID bölümleme tablosu var. O zaman ne yapacağım? Ben bilgisayarıma format atmak istiyorsam USB'mi GPT olarak yazacağım. BIOS'ta da UEFI enabled olacak, Legacy disabled olacak. Eğer burada NBR yazsaydı o zaman USB'mi NBR'la yazacaktım Rufus'ta. Sonra da BIOS'ta Legacy'yi enabled yapıp UEFI disabled yapacaktım. Dediğim gibi yani buradaki GPT ve NBR'ın olayı bu.
şunu diyebilirsiniz. Ya kesinlikle GPT yapmalı mıyım? Yani MBR çok mu geç oturuyor? Yok arkadaşlar, alakası yok. Yani arada o bilgisayarınızın performansına göre bir iki saniye oynuyor artık. Hani GPT ile MBR arasında böyle çok 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 aman aman bir hız farkı yok. Sadece dediğim gibi GPT daha yeni bir teknoloji. O yüzden de açılışta bilgisayarın hızını biraz arttırıyor. Zaten yavaş yavaş MBR destekleri de bitiriliyor. Bundan sonra tamamen GPT'ye döner diye düşünüyorum. Şimdi videoyu baştan aşağı çok daha kısa bir şekilde özetlemem gerekirse şu arkadaşlar. Bilgisayarım MBR mi GPT mi olduğunu anlamak için başta da Disk Management, yani disk yönetimine geliyorum. Disk'e tıklıyorum. Özelliklerine geliyorum. Burada birimleri seçiyorsun. Seçiyorum. Burada GPT yazıyorsa bilgisayarım GPT, yani UEFI. Eğer MBR yazıyorsa da bilgisayarım Legacy, yani diskim Legacy destekliyor demektir. Bu kadar. Konuyla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler olursa isterseniz bu videonun altına, isterseniz de buradaki yorum ekle ya da yorum formunu kullanarak bana her zaman soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Başka bir İncekaydoğlu videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.